Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Bizi sorarsanız elhamdülillah, Rabbime şükürler olsun. Bizler iyiyiz. Çok şükürler olsun. Daha da iyi olacağız inşallah. Allah'ım hastalarımıza acil şifalar versin. Tabii ki bildiğiniz gibi bizim hastalarımız var. Cem lobumun olsun, benim olsun. Raziye komşum var. Cem lobum geldi şimdi. Dedim ki oturalım dedim. Boş oturmayalım. Komşularım da geldi nasıl olsa yanıma. Bir çay hazırlayayım dedim. Çayın yanına da hemen ne olacak pratik? Ne yapabilirim dedim. Bir pişi yapalım dedim. Raziye'ye de söyledim. Raziye komşu da tamam Melek yapalım dedi. Tamam dedik biz de. Evimizde ne varsa şöyle. Bir tane yumurtamı kırdım. Buraya hazırladım arkadaşlar. Şöyle. Kırmızının yumurtası. Kırmızı kızı. Sütümü gün aşırı 1-2 yapıyorlar Cemle bu. Ilık sütüm. Kınalının sütü. Ilık suyum. Şöyle bir çay bardağı da ufak çay bardağıyla sıvı yağım. Şöyle sütümü koyayım. Şöyle ılık suyumu da koyayım. Bir bardak su. Razi açma iyi canım benim. Yok. Sen elinde değilsin. Ay! Pardon. Kaza az da. Dökülen bizim kaza, değil. Kazaya ceza kısmet olmuş. Kısmet. Kazaya ceza olmuş. İşte şimdi bunu keseceğiz. Canım. Ben niye çırdım böyle? Şey panik yaptın herhalde. Evet, bir pakette mayamız var. Şöyle çabucak olsun hemen mayalansın. Ya ne bak, çok da ağzı sıkıymış ha. Değil mi? Vallahi. Bıçak atayım mı bu? Yok Cemle bu. Bıçağa gerek yok. Açtı Raziye ha. He açtı, çok mükemmelmiş. Açılmadı mı? Açılmadı mı? Bıçağını keseyim geleyim. Teste gel hadi Raziye. Çok mükemmelmiş. Islandı ya bir de Raziye. Üstte hemen ondan olur. Yoksa normalde hemen açıyordum ben onu. Şöyle hemen, tabii ki şekersiz olmaz arkadaşlar. Toz şekerim yok. 4 küp de şeker katayım. Sen evde 5 kilo işte toz şekeri niye bulmuyorsun? Yok derken Cemle bu inan ki 5 kilo açılacak var şöyle. Yanımda yok yani. Yanıma... Şöyle bir tane yağımız var yine. Şöyle parça. Şekerimi de attım. Bir şişeye koy. Yağım. Şey şekeri. Biraz da bir şeker. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün var bende bir şeylik. Sen bugün hastasın yanında. Biraz da rahatsızım, evet doğru söylüyor Raziye bunu. Söyledim zaten önceki videomda da. Sen ben bahneye geldim yine, merak ettim de. Eve gitti. Diyor ki Melek içim diyor rahat etmedi. İnan ki diyor. Bir fıstık da düz katalım. Katalım Rasiye. Onun üstüne katacaktım onu ama. Onu yok hayır gitmez. Atla düzümü. Çocuk gibi duruyor. Burada mı? Bizde çocuk yoktu Cemle bu. Ben çocuk Raziye'nin telefonu çıktı. Ha çocuğu seviyordum ben. Oğlum, benim gelin aradı da. Sorununu seviyordu. Sorununu seviyordu. Şöyle bir karıştırayım böyle. Ben o her gün ara. Anne bak asaf rüzgarı alın. Nasıl gelir iyi mi? Şöyle. Çok iyi. Ya valla. Allah'ın herkesin evladını güzel evlatlarını. Amin. 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 Allah meleğime sorsana her gün arar beni. Günlük kaç kere arıyor? Bebeği hemen uyansın, uyusun, görse diyor buna. Evet kızımın çiçeği yok çiçekte. Bu şimdi şöyle mayamızı. Daha beni kırınca. Babasına benziyor babasına. Evet şekerlerim de eridi. Şöyle mayam da eridi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hala sonra havuza götürmüş. Kızım gelmiyor. Yok yok. Niye gelmiyor? Kızım ben gelmiyor. İşi var. Çalışıyor. Yok havuzda oranı şey. Şöyle güzelce karıştırdım. Hala sürekli. Şöyle unumu da. Benim kız çalışıyor. Havalandıralım bir de ununu. Güzel olur o zaman. Baksana. Saati iyi. Şimdi ne diyeyim çocuklara eğlenecek? Sen anasını gördün mü? Yok yok. Görmedin Dursa. Çıkarabilirsem annesini besleyeyim. Şöyle bir karıştırayım bakalım da katılığına. Anası şu. Çok da katı olmasın böyle taş gibi. Biraz yumuşak bir hamurumuz olsun. Bir daha ona şey verin bakayım. Allah hep yürüyor bu. Şu mu geldi? Sarı olur. Ha şu. Bu kız benim. Sarı bu da gelin. Azıcık daha onu elediğin üstüne onu toparlayacağım. Ne?
Hiç de birbirine benziyor. Sen gideyim. Var mı hiçbir evde yanımda? Yanımda. Yok. Sibel'e benzemiyor değil mi? Aha, ben de öbür eleğiminden elemedim. Onu dedim elimde şimdi çırpıştırı var. Kilo olmuş mu? Ben böyle bir insan... Kilo. Görsem maşallah. En yüzü böyle bir şey... Yok. Zayıftı. Şöyle. Çok zayıftı. Macir miydin sen? Sunay'ın yaptığı başörtüyle bağladım arkadaşlar böyle. Güzel yine ellerine sağlık bacımın. Allah'ım. İnşallah iyi olur da. Bacılığınızı. Hamurumu da hemen toparlayayım. Evet. O yayı mı gösterdim? Ben de hamuru gösterdiğini sandım. Tel tel vallahi. Evet, çok güzel yapmış. Ellerine sağlık canım benim. Bacım da hastanede arkadaşlar biliyorsunuz. Dualarınızı bekliyoruz. Tabii şimdi nailerdi. Bu hale girerdi. Kime gidiyor? Ne haber verdi? Onu bildirmiştim. Geçen gün bizim çağırınca. Kardeşim gitti oraya. Ha, gitmiş gelmişti. Şöyle hamurumu da çırpa çırpa. Allah Allah. Allah. Bu un yeterli bu hamurum arkadaşlar. Unu da güzelce havalandırdık. Raziye çok katı yoğurmayayım ben bunu canım benim. Kola memesi gibi olacak zaten. Sert olmayacak ama. Sert olmayacak. Bir şey geldi. Acık bak bir şey geldi. Ne oldu Cemre bu? Gel şuraya gel. Ot yapışmıştır, ot. Şurama diye bir şey diye. Otlardan falan böyle kıtırak oluyor ya arkadaşlar. İnsana gerçekten de ısırıyor gibi oluyor sanki. Şöyle yumruklayalım güzelce. Ot mu yapışmış? Bence. Ya otun içine giren ne olur? Yani. Sen yayı getirir mi? Elin böyle toparlasın. Azıcık bir yağ versene elime. Doğru söyledin Garasi. Sütte var ya çok yapıştı. Razı'ya dedim ki komşu dedim. Sen yoğur hamuru dedim. Yok Melek dedi sen yoğur dedi bana. Benimle bugün hiç halim yok arkadaşlar. Söyledim ya önceki videomda da. Biraz rahatsızım. Ana. Bu arada ben da, onu unuttum ya. İşte, ben de ısrar etmedim. Ana sen keşke söyleseydi. Sen yoğur dedim sen de. Ben sana hasta olduğunu unuttum ya. Yüzün gülüyünce ben iyi sandım seni. Şuhrusa da bu arada tabii ki geldi burada yanımızda. Evet geldim. Hoş geldiniz. Yaptırmış şeyini. Al şuraya da anlat gülüm. Maşlamasını. Eli iyidir. Tamam yetti. Şöyle. He? Yok organı yaptırdım ya. Onu da takmadı da. Şükür dedim. Sensiz bugün yine bir video daha çektik dedim. Ondan sonra. Sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Tabii ki ben sizlerden hiçbir şey. Sizlerin izni olmadan. Haberi olmadan bir şey yapmıyoruz. Yeğenim geldi. Bacımın hediyelerini aldım. Bildiğiniz gibi. Eline emeğine sağlık. Sütlü hamur her zaman biraz yapışıyor arkadaşlar insan eline. İçinde yağ da olsa. Emek işte hamur işi emek yani. Evet. Yoğurup da bırakılmıyor. Yok. Bugün de bizim tavuklara bir şey çaktı sanki. Gittim hepsi tamam. Kuyruksuz dışarı fırlamış. Bak yine aynı. Ya kedi geliyor. Kedi geliyor kedi. Kedi bence o. Şey, tilki o zaman diye şurada. Bakıyor değil mi sağa sola? Tilki mi? Yok kedi diyor. Tilki sanırım. Tilki o zaman o da kedi. Bence buraya da o geldi. Bugün Cem'le bu. Bizi kaç şey verir. Bazı öyle söylüyorlar. Burada bir yanlış yaptım. Keşke hamuru ben dosyaydı. Sana ben dedim de. Baba. Ha canım. Ben de iki günden beri yaprak topluya kollarım ağrımış ya. He sen de yorgunsun. Sen de hasta oldun ben unuttum. sen ikinciye bana bakmaya geldin. Sen beni geldi. Nasıl unuttun? Ne bileyim ben de bugün neydi bu kafamda bir şey var benim. Razi bugün beni aradı sen gittikten sonra Şükrü. He. Komşum ben hiç halim yok dedim. Ben yatayım dedim balgun dedim. Ben de bir yorgan attım buraya doğru uzandım balguna. Koltuğa doğru. Neyse geldi.
Otluk biraz. Gittim malları, hayvanlara suelen verdi. Ha, tuttu. He, otlarını verdi. Allah razı olsun. İçeri bir çay mayı içtik Aykut'un falan beraber yine. Gitti, canı rahat etmemiş. Bu ikinciye geldi şimdi. Aykut niye geldi? Ben dedim geldin yedim bir çayı içeri. Sen de şimdi yüzün gülüyor ya. Hastalığını unuttum. İyi gördüm seni. Ya ne bileyim, Sunay'ın mesela şimdi hep hasta haberini aldım. Hastaneye gittim. Bunu çok kötü gördüm arkadaşlar. Kötüydü o zamanlar gerçekten. Şişidi. Konuşurken yoruluyordu. Şimdi iyi ama. Onu ben orada bırakıp geldim ama siz bana sorun beni. İnan ki içim böyle kan ağladı kaç aydır. Ama şimdi bana hediye göndermiş. Cember oyalamış. Eve gelince, eve çıkınca boş durmamış yine. O benim sanki üstümden bir şey aldı böyle. Öyle ya. Daha Sunay'ı hastalan deme. Bak sana oya göndermiş. Ay yaptı canım da, yaptı da gönderdi. Evet, yaptı kendiliğine. Gelirse çemberi yaptıysa iyi demektir. İnşallah. Çocuğu da dedi ya. Evet. Annemin dedi börekleri iyiye gidiyor dedi. İlaçlarını azalttılar dedi. Teyze de evde de bizim de yemeğimizi falan de yapıyor annem diyor. Çok şükürler olsun. Hamurumu da yoğurdum gördüğünüz gibi. Az daha gitti ya. Az daha vallahi. Doktor da öyle demiş zaten. İyi ki tam zamanda geldin demiş. Yoğur. At yumruğu. Elinde mayalansın. Elimin sıcağıyla mı? 15 gün sonra eve dönecek demiş bizim. Öyle mi? Ay maşallah. Ay maşallah. 15 gün evde kalırmış. 15 gün hastada kalırmış. Aynen doğru. Şu evde temiz hava alır, pencere mencere açılır, şu bu olur, oksijen alır. Hadi pencere yaksın diye şöyle, öyle yaksın dönüm öyle, şöyle gözüm övülürse. Peki, ayrıca evler, beni sevin diye pencere açtım diye nayla. Hayır, ben bir tane baktım. Öyle baktı diye sana, öyle baktı diye bir saat sen diye. Şöyle sütüze, yerime sen döndürünce diye, sana diye şu altısına koydum diye, bir şey diye. Kendisi de durdu böyle, yaralaşmışlar işte, diye. Vay anasını ya. Çok büyük sınavdan geçti. Elbise var. Şöyle hamurumu yoğurdum. Hamurum dinlensin arkadaşlar. Şöyle bir yarım saat dinlendirelim. Hem razıyız. Olur. Evet. Dinlenince. Evet. Yarım saat dinlendirelim. Güzelce bunu ben sarayım şimdi. Şöyle bir geçeyim canım benim. Hemen ağrıyı da. Geçeyim. Güneşe mi koyayım Cemile bunu? Ben bunu mutfağa götüreyim. İyi olur. Şu şeyi de alayım. Şu onu da onun üstüne koyayım ben onu. Bir daha ona gerek kalmayacak. Yok. Evet arkadaşlar, parçamız. Şükrü sabun yapılır, hani arabamız bozuldu dedim ya. Neresiydi Şükrü? Gösterebilir misin yakında? Şöyle. Gövde kırılmış. Evet, orayı? 350 milyon para verdim, yaptırdım. Kaynak yaptırdın. Evet. Hepsi 350 milyona çıktı masrafı. Sadece şu ara. Bir pul, bir torna bırak. Tutacak mı ya Şükrü? Vallahi bilmiyorum, adam tutar dedi ama tutmazsa yenisine müracaat. Değil mi? Aynen, yok buralarda yok. İyi ki kapının önünde oldu arkadaşlar. Tam bindik, ara bir daha kontağa bastı. Cart diye bir ses. Gitti. Ondan sonra demir parçası da bile kırılıyor yani. Ağırım böyle olsun, işte. Bunu takacağım arabaya. Evet, Şükrü ise onu takacak. Biz de pişileri pişirmeye devam edeceğiz Raziye komşumla. Şükrü ustanın elinden böyle şeyler geliyor arkadaşlar. Bunu ben kendim takıyorum. Evet, kendisi onu kendisi söktü. ayakkabılarını aldı eline. Takma şeyler olsa... Bu takma şeyler olsa bu nereden basın 6-7 milyonu bulur. Evet, kendisi onu söktü sabahleyin. Ondan sonra ayakkabılarını da eline aldı şimdi. Şöyle gidiyor. Şimdi iş ayakkabılarımı aldım benim, iş ayakkabılarımı. İyi, sana kolay gelsin diyelim demir. O zaman Şükrü Usta. Ya bunları ben şöyle güzel yine bir takayım arabaya. Tamam. Hadi görüşürüz. Sen yay, istersen yay bacım. Şöyle hamurumuzu bir gösterelim. Bir tane mi yapıyorsun? Yapacağız Cemre, bunlar bayağı olacak. Yok. Fenerlerimi yıkadım. Bir yemeğe yiyorsun diye. Bir bakacağım şimdi hamurun durumuna göre. Hamurumuz da şöyle göstereyim arkadaşlar.
Gösterme demeyin şöyle yani. Şöyle şuraya kadar gelmişti, elime de attım hemen Cemile abime cevap verirken. Puf gelindi. Hamurumuz puf oldu. Şöyle alayım şuraya. Yaparız Cemile abi, yaparız. Sen namazını kıl da yer hadi. Melek bakalım. Yapar da olmaz mı Cemile abi? Şöyle bunu ikiye bölelim bacım. Bu bir de kalın olur. Kalın olur. Kalın olmaz. He? Sen dinle. Tamam o zaman hadi. Sen ustasın, ben çırak ama bir şey olmaz. Öyle bir şey yok, herkes biliyor. Bilmez, şöyle. Bilen vardır, bilmeyen vardır. Çırak ustaya geçermiş ha. Yanlış anlamayın beni. Şöyle al hadi bismillah. Sen. Ha, çırağa bakalım. Biliyorum canım. Şimdi çırağa bakalım ne yapıyor. Hadi bakalım. Bardağımızı da aldık buraya. Kalın olsa demem Melek, bu kalın oldu demem. Bak, ben öyle bir şey olsa ben sana... He. Suçumu kabul ederim. Eğer kalın olursa ben yerim, evimde yerim, gene yerim. Tamam, sırtan sararım giderken. Bir şey olmaz. Bak hamurunu ne güzel yürümüşsün, göreyim mi? Ya. Göz göz oldu. Ya. Ustaya bak, ustaya. Cemile oğlum diye güzel olursa diye bir daha yap durur sağa diye bana da. Ben de diyeyim ki Melek diyem yaparsa güzel olmaz mı? Cemile oğlum diyem olur diye. Gerçek hoş. Az evde işi varmış, o da şimdi bir gideyim geleyim dedi, tamam dedik. İş bitmiyor evde de. He. Bardağımı da aldım buraya. Bu bardağı da bana Sunay'ım vermişti. Bir sene onunla beraber gelmiştik böyle. Bende kalmıştı. Fındıklara gübre atmaya gelmiştik. O zaman getirmişti böyle bana 4 tane bardak. Sofrayı tutayım tıkırtı yapmasın diye Razi'ye. Seni engellemeyeyim değil mi? Ben ne diyorum, bu niye duruyor benim ayağım altında? Şöyle çevirelim mi hamuru alt üst? Niye ama, ben çevirmedim biliyor musun? Ha. Ama siz bazı şey atmaz lazım, un. Un atılmayacak. Atılmayacak mı? Yapışıyor. Yapışmaz o. Yapışsın. Sen parçayı da attın mı? Taktım. Hadi bakalım. Parçayı taktım arabanın parçasını ama. Sen bir sanayi aşken diyorum, bu işlerden anlıyor. Anlar o. Yapmayacağım bir şey yok. Her şey öyle ustaya para vermez. Ne kadar en güzel işte. He yapar. Bu ne incesi? Heh. Makbul değil. Öyle az mi? Değil. Hadi bakalım bir sen. 40 bardak kalınlığı olacak. Heh. Az daha açacağım o zaman. Asya konuşalım. Bunda havalar serinledi ha. Değil mi? Hı hı. Fazla incitmeye gerek yok artık. Tamam tamam. Tamam. Fakat bu bayağı zor işmiş ha. Bayağı zor işmiş bu. Aç bitmiyor. Sofranın biri oldu işte. Getir bardağı. Evet. Şunu pat pat geliyor. Zor dursana pat pat geliyor şükür. Geçti. Pat pat geçti. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kalan hamurumuzu atmayacağız. Yok. Onu çitos gibi pişireceğiz. Sıkıntı yok. Değil mi? Nasıl puf gördün? Ya. Bardağı üflüyor resmen. Fakat üflüyor. Ben tavayı koyayım ateşe bacı. Allah Allah. Koy yavru kızı. Evet. Ateşimizi de Şükrü usta yaktı bu arada. Zaten Şükrü ateş, çay, bu işten bugün, adamı. Bugün Razi'ye ne diyebiliyor musun Şükrü? Sanki ben hiçbir şey demedim. Melek diye ne var Razi'ye dedim. Şükrü abim diye evde olmaz diye ne kadar dolu hız diye. Valla öyle dedi. Herkesin yeri ayrı. Allah razı olsun. Melek Hanım sen İstanbul'a gittin ya. Evet. Sen de aynı böyle girdiğin zaman şey belli oluyor yani. Bundan şüphem yok zaten. He. Bir boşluk dolu ya da. Geçen gün bir yere gittim arkadaşlar. Razi'ye komşuyla gittik yine. Melek diyor şimdi diye gitmesen de diyor başka zaman gitsen de. Ya niye, ne zaman gelecek demişti. Niye dedim ben de. Ben de diyor başka yere giderim diyor. Camiye falan giderim diyor. Sen o zaman gidersin diyor bana. Niye dedim şunu dedim. Yalnız diyor olmuyor da diyor. Yalnız olmuyor. Saat duramıyor işte. Hatta bensiz yani. Yalnızlık Allah'a mahsus. Gerçekten ben de onsuz duramam. O evde olmayınca ev bomboş olur. Hep bomboş. Öyle ya vallahi. Allah kimseyi yalnız bırakmasın. Her şey de kaynamaya başladı gördün mü? Şey ateşte çay güzel. Melek Hanım duyuyor mu? Heh. Allah yalnız kimseyi bırakmasın. Amin. Amin. Ya alsa komple alsın. İşte öyle olmuş da şurada. Dünyaya tek geldin tek gideceksin. İki gitmeye şansın varsa ben giderim öyle. O ama %1, %99 bir kişi bazı kere oluyor böyle.
Hatta duymuştum. Allah kesimde. Ben gideyim şimdi tavayı alıp gelirim. Oh, 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 oh. Rasiye bak. Aferin Rasiye. Rasiye bak. Ben bu hamurun içinde 5 yıl çalıştım abi. Şaka gibi. Bunları şimdi tavada kızartırız. Ondan sonra bunu açarız. Bu şimdi biraz dinlensin. Şu sıcak şeyin dertesine koyayım ben onu suyu. Biraz bir şeker, onu da halledelim. Evet, çok güzel kesti Razi komşum bunları böyle. Ben de tavamı ateşe koydum. Mis gibi hamurlarımız. Azıcık daha burada kabarsın böyle. Pufutuk pufutuk. Bir sine hamurlarımız. Böyle bir sofra. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar, yağım ısındı. Şöyle bir sofra hamurumu aldım. Geldim buraya sobamın başına. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Hemen iş başa düştü. Evet. Şu şekil. İş başa düştü, paşa daha düştü. Öyle derler değil mi? Tabii. İncecik incecik hamurlarımızı. Ooo Razi, bunlar ne oldu böyle? Kız bunlar pişiden lokmaya döndüler kız. Melek bu, aa, bu niye öyle oldu? Razi gel buraya, patates, gel. Bak. Az gel gel buraya gel. Allah aşkına gel. Bu niye böyle oldu? Gördün mü? Sen bilmedin mi bunu böyle şişeceğini? Balon gibi oldu. Bu kız bu lokmaya döndü ya. Ha, bunlar böyle oluyor işte. Sen şimdi tavanda yağın var da onun için bir şey demedim sana. Ama iner, iner. Tamam. Dur. Çok oy, sık yapma. Çok, çok ha, güzel oldu ha. Çok güzel oldu. Evet. Şey, bu voleybol topu gibi oldu. Ne topu gibi? Voleybol topu. Ay çok güzel oldular. Topidik topidik. Melek Hanım elleri gibi oldu ha. Ay canım benim ya. Vallahi şu. Şöyle. Melek Hanım'ın elleri gibi oldu yaşımda sağlar işte. Valla. Arkadaşlar. Razi komşu orada kalan hamurumuzu açıyor. Razi'ye çalışıyor. Evet, Razi'ye çalışkan. Maşallah. Çalışıyor. Soyadı gibi çalışkan. Siz beni dinle, nasıl ağaca bindiğimizi, nasıl yaprak topladığımı, ağaca nasıl biniyorum bir göstersene. Sen çağırmadın ki bana gülü. Yine gideceğiz, iş bitmedi. Tamam, o zaman çekelim. Evet, çekelim vallahi. Çekelim bakalım. Evet, şöyle yine hemen hamurumu koyayım. Razi'ye sen o tahtayı getirsen de hamurları pişenlerden alsak canım beni. Hemen geldim. Olmaz mı? Ben ne işe yapayım görmüyor musun? Bilmez miyim sen ne işe yapayım? Bak şöyle. Sen yerini doldurdun. He? Yerini doldurdum. Arkeşileri yaptık. Evet. Sen şimdi bir al bakayım onları. Bunları mı? Bunları en son pişirelim. Yok. Bunları en son. Ben şimdi şöyle bak şimdi. Bir hormuz gösteriyor. Yavaş yavaş üstüne gelir ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya yanı Allah göstermesin. Onları, tamam. Onları en son pişireceğiz. Dur. Bir şöyle yapalım. Pişirelim. Dur şöyle yapalım. Tamam. Sen yine hormuzun yap sonra, tamam mı? Şimdi çocukları bir sevindiririz ya böyle. Sen tahtayı ver bana. Ben şunları bir alayım. Hemen verdim. Evet, şöyle güzel. Şöyle buyurun. Koyuyoruz canım benim. Şöyle. Bak, bazı hanımlar diyor ellerin yıkamışsın Erlen. Ben ellerimi senede bir kere yıkarım. Yine haberiniz olsun. Tabii ki kamera şöyle. Şakası. Aynen öyle. Ben de ellerimi şimdi yıkayım. Benim hamur işim bitti. Evet. Bunları da kaldırıyorum. Şöyle. Onu geri o çuvala dökebilirsin Razi'ye. Tamam. Of pufidik pufidik. Aynen. Çay suyumuz da büngüledi burada. Şimdi çayımızı da demleyeceğiz.
kenarlarını, köşelerini güzel pişireyim ki. Ben bunun bu kadar kabaracağını tahmin etmemiştim arkadaşlar. Şuna bak, şey gibi oldu ha, üçgen. Sana ben dedim mi ya? Sana ben söyledim kanki. Ben yapmıştım daha önce. Su koymamıştım Razi'ye. Suyla yapmıştım böyle bir şeyi. Tabii suyla doluyor. Aynı maya, su. O da güzel oluyor. Ama tabii içine süt var. Bunun içine hiç yağ girmez. Yok. Yağ hiç girmez. Evet. Bana bak, senin altı yenmesin. Neyin? Sofranın altı. Vallahi Melek doğru diyor. Yok, ben... hiçbir şey yok şimdi. Dur, yok, anlaya başlamıyor. Dur, ben onları hallederim canım. Şu hamurları şöylece ben üstleyeyim ben. Tamam. Yer açayım ona. Hadi. Dur. Neyse. Ne oldu? Giden bizden değil, sarı kediye. Şöyle. Burada da sarı kediye, burada da beyaz kediye derken Razi'ye... Bize bir şey kalmayacaktı. Kalır kalır. Allah. Bunu bereketi içinde. Herkes nasibini yer değil mi Razi'ye? Hı hı. Razi'ye sen demliğimize çayı da koy gülüm. Evet. Suyumuz büngüledi. Suyumuz dağdan geliyor arkadaşlar. Şükrü çekiyor suyu. Dem koymadım gülüm, dem burada ya. Rafta bak burada da dem. Kutuda mı? Yok yok. Paketteki kutudaki kokulu çay şurada, ha onda. Kızlar abim kokulu içmiyor. Bu da araba tekeri gibi oldu ha. Taksi tekeri gibi. Şuna bak. Çok güzel oldu ama değil mi şimdi? Aynen. Teker olan yerler beyaz, öbür tarafta kırmızı var. Neyi benzettin sen ya? Vallahi Mirek, ne bileyim ya. Benzedik işte bir şeyler. Tabii ki şöyle çiğ kalmasın hem arkadaşlar. Şöyle çevire çevire. Kovudu kovudu. Çayımız da demlendi. Oh mis gibi. Senin kevdirin yok muydu? Bir sürü şeyin var. Var da böyle ucunun şeyleri evet. Var. Çatanları var ya damlıyor. Çaylar demlendi. Çaylar Raziye komşumun elinde. Bunu da Raziye'de hanım demledi. Evet. Raziye'min çayı da lezzetli oluyor. Razi. Ha canım. Şimdi ben sana devredeceğim burayı canım benim. Tamam. Ben de gideyim içeride. Bunu soğutmadan bu sıcağı içine giyeceğimiz için şeyleri hazırlayayım. Tamam mı? Biraz alayım şunları. Sen de bırak onu bana. Vereceğim ben sana. Hoşuma gidiyor. Bir sıra daha atacağım. Kabarması çok hoşuma gitti. Şöyle. Bir misafirin geldiği zaman zahmeti de yok. Mesela sen misafir gelecek. He. Dice şu saatte oradayım. Hemen yarım saat kala ona uğrayacağım. Tutacağım hamuru, bırakacağım. Onların yanında sıcacık sıcacık böylece ben içine peynir koysun yesin. Değil mi? Çok güzel olur. Ben de gideyim masayı hazırlayayım. Sen bunları pişir, tamam mı komşu? Tamam, çevireyim şöyle. Sana şöyle çevireyim. Ha. Ben hallederim. Hiç ha. Yani şey yapma. Ondan şüphem yok. Ha. Gördün şu güzelliği. Rasiye sana tespih getirdim bugün. Olur. Şöyle. Daha bayağı bir hamur var. Bereket içinde onun. Evet. Benden istediğin bir şey var mı? Bu ne kadar çoğaldı Melek Hanım? Şurada bereket doluyor. Kovudu kovudu.
Alalım bunu bunun hepsini, değil mi? Alalım. Da ben buraya zaten hı, daha çok var. Evet. Şöyle de yapsaymışık ya. Ah yapacağız işte ha. Sade dedim ya ben. Çocuğu simidi, çocuğu simidi de yapalım dedim. Ha, yap yap. Biraz da odun istiyor herhalde. Tamam, odun getireyim ben. Çok güzel oldu ya. Evet. Ben böyle yaparım, biliyor musun, genelde misafir geldim ben. Şöyle çaylarımızı da dökelim. Keşke götüm yetmeye çalıştık. Hadi canım, başlayalım ha. Buyurun. Afiyet olsun. Şeker arkadaşlar. Ben şeker kullanıyorum. Aa, buyurun. Dur hadi. Geçen günkü peynirim bu canım bu. Bir bakayım ben. Bir tadayım bakayım nasılmış. Bir bak bakalım ha. Pişmiş sütten yaptım ben onu. Olmuş mu? Güzel güzel. Afiyet olsun. Eline sağlık. Senin de ellerine sağlık. Sobanın başına ben kızarınca kaçtım arkadaşlar. Onu da göster kalanını. Kalan hamuru gösteririz Razi'ye. Biz yiyelim pişmişi de. Bak, nasıl? Bak. İçi bomboş. Bunun içi ne? Pupudu. İçi yok. Hamur çiğ kalmadı yani. Çiğ kalmadı yani. Anladım. Arkadaşlar tavsiye ederim herkes yapsın. Bir bardak ılık su, bir bardak ılık süt. Bir yumurta. Çidat maya, bir tane yumurta, bir çay bardağı yağımız. 4 küp şeker. 4 küp şeker, bir fıska tuz. Yapabilene afiyet olsun arkadaşlar. Niye böyle yapıyorsun? Yapan da, yaptıran da. Evet. Baksana ya, peynir koy içine ya. Yumuşacık oldu. Çok bu hiç yağ gitmez Cemil abi. Fıstık pişiyor. Arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Sizlerden de Rabbim razı olsun. Rabbime emanet olun. Acı sosum, onu da söyleyeyim. Yazın yaptığım acı sos bu. İlaç. Pekmezim, zeytin, kendi yaptığım peynirim işte. Razi komşumla beraber yaptığımız pişimiz. Siz bayağı karılmışsınız. Cemre'm görmeli. Sizlere afiyet olsun. Sizlere afiyet olsun arkadaşlarım. Sizleri seviyoruz. Desteklerini bizden esirgemeyin canlarım. Desteklerinizi bekliyoruz. Türkiye'ye selamlar olsun. Dünyaya selam olsun. Türkiye dünyaya işte. Dünyaya selam olsun. Sizler de yapmayan arkadaşlar varsa bu şekilde deneyin arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Rabbime emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.